ilkokul bittikten sonra konfeksiyona başladık. Oradan terziye dönüş yaptık. Şu anda yaşım 54. Bu yaşım kadar ilkokuldan sonra terzi hayatına devam ettik. Devam ediyoruz. Emekli olduk. Ama hayat devam ediyor. İşte yanımızda birkaç çalışan arkadaşlarımız oldu. Dükkan açan oldu. Sanatı iyi kavrayanlar oldu. Ama bundan sonraki süreçlerde daha iyi bir eleman bulmak zorlanıyor. Kaliteli eleman bulamıyoruz. Ondan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Çırak zaten bu alemde daha yetişmesi daha çok zor mesleki hayatta. Çünkü gençlerimiz artık okuyup da hep üniversite mezunu olalım diyor. Ama sanatla fazla bir ilgi kalmadı insanların. Daha farklı yönlere yöneliyorlar. Biz de bu konuda tabii ki sıkıntı yaşıyoruz. Herhalde son nesil biz kalacağız gibi içimizden öyle geliyor. Daha bundan sonraki süreçte eleman bulmakta daha çok sıkıntı yaşarız diye düşünüyorum yani. Şimdi çırak yetişmemesinin sebeplerinden bir tanesi şu. Gençlerimiz hep üniversite mezunu olmak istiyor. Hazır iş olsun istiyor. Yani daha rahat iş olsun. Yani böyle takım elbiseyle altımızda araba olsun, masa başı olsun. Daha çok para kazanalım. Yani çok emekçi değil de daha çok rahat para kazanma yönlerinde de çalışmak istiyorlar. Bizim bu işte tabii ki bir şey üretmeden olmuyor. Sanat onu gerektiriyor. İnsanlara bir şey vermemiz gerekiyor. Halen ekonomiye de tabii ki burada katkımız oluyor. Ama işte gençlerimiz biraz daha rahat iş arıyorlar. Yani sanattan daha çok daha kolay, daha çabuk zengin olma yönlerine kaçıyorlar aslında. Devlet okuyamayan gençleri aslında biraz daha sanatı yönlendirmesi gerekiyor. Yani bence aslında şöyle bir şey var. Okullarda aslında rehber öğretmenler var normalde. Aslında bu rehber öğretmenler bu gibi görevleri yapabilseler insanları hangi sanata meyilli olduğuna göre yön verebilse bence daha iyi olur. Çünkü burada okuldaki rehber öğretmenler çok iş düşüyor benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü okuyamayan gençleri yönlendirme yapılabilir yani. Sanata yönlendirilebilir. Yani bu yön çok önemli. Yani öğretmenlerimiz nasıl bir dersleri sevdirdiyse bu işler de böyle yani. Bizim sanatımızda gençlerimiz sevmesi lazım ki bu işi yapsın yani açıkçası. Yani sanatı sevmesi lazım. Bir insan bir işi yapması için sevmesi gerekiyor. Bu işi severek başlaması lazım. Çünkü sevmediği bir işi devam ettiremiyor. Devamı da gelmiyor. Kişiye göre değişiyor ama sevmesi lazım. Sevdiği zaman her şeyi göze alıyor. Fedakarlık yapmaya başlıyor Bu yani. aslında rehber öğretmenleri. Tabii rehber öğretmenlere burada çok iş düşüyor benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü öğrenci gençlerimiz yönlendirmeleri lazım. Okuyamayanları en azından sanata yönlendirmesi gerekiyor. Bu mesleğimiz daha iyi ilerlemesi için teşvikler gerekiyor. Yani bu işlerde biraz devletimizin, ondan sonra belediyelerimizin bu işlere destek vermesi gerekiyor. Çünkü bu süreçlerde kiraların da çok artması, bizim meslek sahip olan kişilerin de zor durumda kalması. Çünkü her geçen gün direncimiz biraz daha düşüyor. Yani sanatkar olmamız yeterli gelmiyor. Çünkü kazandığımız para da yeterli gelmeyecek. Kiralar arttı, elektrikler arttı halden. Giderler de artıyor, maliyetler artıyor. Tabii biz de zor durumda kalmaya başlıyoruz açıkçası. Sanatın daha iyi bir yerlere gelmesi için de bu gibi şeylerin biraz teşvik olması gerekiyor. Yani bu işte tabii ki devletimizin ondan sonra belediyelerimizde biraz destek vermeleri lazım.